Ne olacakmış şimdi, onu aldığı zaman doyacak mıymış? Erdoğan Türkiye'yi yedi, doymadı. Allah belasını versin. Bu milletin hakkını yiyenin gözüne dursun. Biz 10 liranın peşindeyiz. Benim için de hakkım varsa helal etmiyorum. Olmadı, bir de şey, oğlunu alsın zırhlı. Cumhurbaşkanının konvoyuna 4 yeni araç eklendi ve bu zırhlı araçların toplam fiyatı 80 milyon TL. İşte biz de bugün vatandaşa mikrofonumuzu uzatacağız ve araçların gerekli olduğunu düşünüyor musunuz diye soracağız. Ne olacakmış şimdi, onu aldığı zaman doyacak mıymış? Erdoğan Türkiye'yi yedi, doymadı. Batırdı. Düzen kalmadı, sistem kalmadı, hiçbir şey kalmadı. İnsanlar kan ağlıyor. Yeter, yorulduk ondan, bıktık biz. Çeksin artık halkın yakasından, bizim yakamızdan elini çeksin. Ne yapacak, doyacak mı onu da yediği zaman? Türkiye'yi doydu, yedi ya. Parselledi sattı. Hiçbir şey kalmadı ya. Çıkıp da bir cumhurbaşkanının bir ağırlığı vardır, bir konumu vardır, bir duruşu vardır. Bu adam sokak sokak, şehir şehir oy topluyor. İnsanlara bağırıyor, çağırıyor, azarlıyor. Sokak ağzıyla, argo kelimeler, biz bunları duymak istemiyoruz. Biz o adamı daha görmek istemiyoruz. Mecbur muyum ben evimdeki ekranlarımı kapatmaya? İstemiyoruz biz onu, gitsin. Kesinlikle gitsin. Ve aracına da karşıyız, ona da karşıyız. Bu sisteme, bu düzene de karşıyız. Biz bir şey istemiyoruz. Gayet en doğal insanı haklarımız istiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. İhtiyaç yok kuzum benim. Yani 80 euro, 1 euroluk hiçbir şeye, 1 centlik ihtiyacı yok. İhtiyaç yok. Yani... Gerek yok. Benim çocuğum sanayide, sitelerde. Canı yok, kanı yok. Bir kuru canıyla odun çekiyor, odun. Şu omuzlarının eti gitmiş, kemiği kalmış. Asgari ücretle benim vatandaşım, benim insanım, TC'nin çocuğu bu. Bizim çocuğumuz. Bıraksın, asgari ücretle çalışıyoruz. 60 yaşındayım, benim evim var mı? Ayıp diyorum, günah diyorum, yazık diyorum, ayıp diyorum. Artık bıraksın diyorum. Hiç gerek yok. Türkiye bu şartlar altında hala işsizimiz çok, açımız çok, yoksulumuz çokken bunun böyle hunharca bizim paralarımızı savurmasına karşıyız tabii ki. Yazık, günah. Bizim çocuklarımızın, bizim canımız yok mu? Bunca işsizin, bunca şey ortada gezen milletinin canı yok mu? Gerekli olduğunu düşünür müyüm? Bir defa fakire fukaraya verdiği parayı kendi geçinsin, ondan sonra o maaşa layık görsün kendini. Çok gerekli yani. Sonuçta itibar gerekiyor. Ülkemizin itibarı bir nevi orada sergileniyor. Yani itibar için gerekli. Ama tabii... Gösterir misin diyeceğim. Olur mu ya? İtibar, işte, bizim itibarımız ya, düşüyor. Zam geldi diye şimdi yani bir Mercedes aldı diye yani şimdi hemen eleştirmeyelim lütfen Cumhurbaşkanımızı. O yollama yapıyor. Sen neyse, yorum yapmayın ben şimdi. 80 milyon TL sizce? Bize %4 verdi, ona göre düşünün işte. 80 milyon az para mı? 80 milyon, 80 bin lira değil. Nedir? Sarayın bir günlük gideri 1.2 trilyon. Yani 80 günlük gider yani. Ne olmuş? 4 tane Mercedes. Şimdi siz şunu hesap etmiyorsunuz. Şu anda bir tane Cumhurbaşkanı yardımcımız var. İleride Allah'ın izniyle bunlar 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak. Onlara ne verilecek? Şimdi onlara Mercedes, zırhlı Mercedes vermesek olmaz. Bunlar böyle dedikten sonra daha vallahi 80 milyon az. 30 tane uçak dokunmamış. 4 tane Mercedes mi dokunuyor sana ya? O 30 tane uçak dokunmadı. Şimdi 4 tane zırhlı Mercedes çok görüyorsunuz ha. Reisimize helal, hoş olsun yani. Allah belasını versin onların. Bu memleket açlıktan nefsi kokarken onların yaptığı terbiyesizliktir yani. İhtiyaç mı var? Zaten zırhlı bir sürü araçları var. Kaçak sanayi. 80 bin. Takip edeceğiz. Evet. Kaçak sanayi. Vallahi ben zehir zıkım olsun diyorum bu milletin hakkı onlara. Aynen söylüyorum yani. Memleket ekonomik sıkıntı varken öyle bir şey almak hiç doğru değil yani bence. Evet. Kaçak sarayların adli hesabı yok zaten. Zehir zıkım olsun. Kraliyet dönemi yaşıyoruz. Bu milletin hakkını yiyenin gözüne dursun. İnşallah tepe taklak giderler. Ülkede gereksiz. Necdet Sezer'in döneminde 2 araba vardı. Gül'ün döneminde 4 araba. Şimdi 150 araba. Haram işlerle ilgileniyorlar. 1 TL olması da tepki çekti. Ne düşünüyorsunuz? İster 80 olsun, ister 1 TL olsun. İsraf israftır. Olmadı, bir de şey, oğlunu alsın zırhlı.
gerek görmüyoruz. Çünkü biraz tutumlu olması lazım devletin ki bize de örnek olsunlar. Bir şey diyemiyorum başka. Ya biz buraya gelirken 65 lira dedi, pardon 80 lira dedi. Dedik indirim yap dedik. Öğrenci şeyi yaptı bize. Fiyatı 65 lira, biletler de cebimizde. Biz 10 liranın peşindeyiz. Otobüsüne geliyoruz. Mesela uçakla niye gidip gelemiyoruz? Yani fazladan israf haramdır. O da israf. Daha bundan başka ne söyleyeyim ben? İsraf haramdır dedikten sonra bunun üzerine söz yoktur. Benim için de hakkım varsa helal etmiyorum. Niye olmasın canım? Ben Cumhurbaşkanı olsun ben de yaparım. Neden yapmayayım ki? Cumhurbaşkanı araba alıyordun ona karşı gerek. Helal olsun o adama. Tamam mı? Fiyatı biraz tepki çekti. Bu yüzden gündem oldu. Vallahi hiç umurumda değil. Türkiye'nin bütçesi, Türkiye'nin verdiği bir karar. Başka. O düşünenler yanlış düşünüyor. Cumhurbaşkanı'na 100 tane araba bedava. Helal olsun. Evet ben zaten yani ilgileniyorum onunla da. Yani 80 milyon alınmasında geçtim. O arabanın bir kilometrede ne kadar yaktığına kadar araştırdım ben. Yani işte hizmet ya. Bize hizmet yapıyorlar. O yüzden yani arabaya biz 10 kilometreden fazla yaklaşamayacağız ama sonuçta bir hizmet olduğu için bence çok faydalı olacağını düşünüyorum ülkemize. Yani ne bileyim tarım ve ekonomi bu kadar çökmüşken 80 milyona da bu arabaların alınması çok lazımdı bize. O yüzden bence mantıklı yapmışlar ya, haklılar. Konvoyuna yeni 4 tane araç aldı toplam 80 milyon TL değerinde. Gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Bence gereksiz. Yani tamamen israftan öte bir şey değil. Çünkü bu ülkenin tek sorunu Cumhurbaşkanlığını korumak veya Cumhurbaşkanlığı makam aracı almak değil. Bu ülkede kocaman bir ekonomik bir kriz var. Bu her yerde çok belli. İşsizlik oranı bu kadar artmışken bunu yapması tamamen gereksiz bir davranış olarak görüyorum. Röportajımız saniyeler içinde devam edecek ama öncesinde yapmanızı istediğimiz küçük bir şey var. Yukarıdaki linke tıklayarak Patreon üzerinden bize destek olabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız açıklama kısmına da bunun için bir video bıraktık. Şimdi kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz. İyi seyirler. Yani devletin güvendiği çok yani ciddi tehlike değilse gerekli ama varsa yani ekstra bir şey alındıysa ülkemizde ekonomisi malum. Hani gereksiz yani. Yani şu an gereksiz olarak görüyorum. Korkunun necele faydası yok. Eğer ölüm gelecekse her türlü gelir yani. Ölüm gelecekse her türlü gelir yani. 10 kat da olsa, 100 kat da olsa ölüm gelecekse gelir. Böyle söyleyeyim. Bence gereksiz. Nedeni çünkü bir sürü millet şu an aç yatıyorlar. Her parkta bak yatıyorlar. Sabah kadar adam 80 milyonu bulmuş da biz niye bulamıyoruz biz? Adam yiyor biz yiyemiyoruz. Ayıp ayıp. Yazık. Vallahi yazık. Tabii ki gerekli. Adama Cumhurbaşkanı ise her şey gerekli ona. Reisi Cumhur ise her şey gerekli. Türkiye'de en iyi korunan gerçek o yani. Tabii ki lazım ona. Bana niye öyle 4 tane olmuyor? O reis bizi rahat geziyorsa o tabii ki göze bir insan olduğundan dolayı reis Cumhur olduğundan dolayı 4 tane de 5 tane de alır. Normal. Allah bağışlasın. Allah kabul etsin. Ne diyelim? 80 milyon TL harcanmış. Ne düşünüyorsun? Değil ya 80 nedir ki Allah aşkına ya cep açlığı. 80 milyon TL cep açlığı. Tabii cep açlığı ne olacak onlar için? Dede sen 80 milyon TL hayatta gördün mü? Hı? Gördün mü hayatta 80 milyon TL? Cep açlığı demek ki yoksa niye harcasın? Gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Ya ne gereklisi kardeşim ya. Ben emekli adamım ben ay başını zor getiriyorum. Neyi düşüneceğim neyi düşüneyim? Ev kirasını vereceğim, emek geçineceğim ben onu düşünüyorum. Onu 80 milyon düşünmüyorum ben. Ben kendi ay başına nasıl geçineceğim onu düşünüyorum. Bu ekonomik sıkıntıda 4 tane araca o da para verilmesi yani yazık bence şey değil. O kadar işsiz gezen var, boş gezen var, emekli olacaklar var, bekleyenler var. Para yok deniyor. Bu aracın alınması için yani ben şey değilim ya taraftar değilim. Yazık ben emekliyim. Zor geçiniyorum. %4 zam verdi. Yani bu ben gereksiz görüyorum bunu. Yani daha önceki hani birçok hani röportajda da birçok hani basında da duyduğumuz kadarıyla zaten hani fazlasıyla var. Yani Türkiye'nin yani şimdiki meselesi bence konvoy değil. Birçok meselesi var.
Bununla ilgili olarak hani söyleyecekler bu kadar. 80 milyon TL olması aslında biraz tepki çekti fiyat açısından. Vallahi 80 milyon TL evet. Biz onları telaffuz dahi edemiyoruz vatandaş olarak evet. Şimdi ülkemizde bu kadar çok fakir var ve yani o kadar çok ihtiyacı olanlar var ki daha bugün İstiram'da falan da gördüm. O kadar çok ekmekler ziyan ediliyor ki. Ama bir adam tuttu o kadar çok pahalı bir arabaya binmesine karşıyım ben. Gereksiz diye düşünüyorum. O zaman bizim ülkemizde de bazı fikirler üretsinler. Bizim ülkemizde de gerçekten çok akıllı, çok zeki insanlar var. Onlar da yapabilirler bence. Bizim araçlarımız neyi var ki? Bugün Cumhurbaşkanlığı konvoyuna yeni eklenen 4 yeni aracın 80 milyon TL'lik fiyatını vatandaşa sorduk ve görüşlerini sizlerle paylaştık. Bir sonraki hafta yeni bir programda görüşmek üzere.